Herkese merhaba, ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. 11. sınıflar 2. dönem başladı, 1. yazılı tarihi geldi çattı. Yine sizlerle birlikte bu sınava hazırlık yapacağız. Sizler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı sorulara paralel çok benzer sorular hazırladım. Bunları birlikte gözden geçireceğiz, çözeceğiz. Ama mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularına da bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Evet, ilk soru. David and his friends are talking about their regrets in the past. Regret, geçmişteki pişmanlıklarımızdan bahsediyoruz burada. David ve arkadaşları bahsediyor geçmişten. Diyaloğu okuyacağız ve boşlukları dolduracağız. Bu arada baştan söyleyeyim, 5, 6 ve 7. ünitelerden sorumlusunuz. Özellikle ünitelerin kelimelerine çalışmayı unutmayın. Kelime çok önemli, okuduğunuzu anlamanız çok önemli. Ayrıca burada I wish çok önemli gramer konusu sizler için. I wish'te sıkıntı yaşıyorsanız sağ üst köşeye sizler için bir video bırakıyorum. Mutlaka onu izleyin. Böylece hiçbir sıkıntınız kalmayacaktır. Çünkü ana gramer konusudur bu. Burada boşlukları doldururken tabii ki öncelikle bunları okumamız gerekiyor. Kimler ne söylemiş? David diyor ki, back when I was younger, gençliğime geri döndüğüm zaman, ben gençken diyor, I didn't listen to my dad's advice. Babamın tavsiyesini hiç dinlemezdim. Now, şimdi I really wish, I wish, I really wish, gerçekten dinlemiş olmayı isterdim. If I had paid attention to what he said, eğer ne dediğini dinlemiş olsaydım, maybe things would be different now. Şimdi her şey çok farklı olabilirdi diyor. Regret not spending time with his family diyor. Ailesiyle vakit geçirmekten pişmanlık duyan birini bulacağız. Wishes she had given importance to her education. Eğitimine keşke önem verseydim diyen bir kız bulacağız. Bakın bu özneler de size yönlendirme yapabilir. Örneğin she olduğu için belli ki burada ya Sophie ya Emily ikiye iniyor şıklar. Feels upset for not listening to suggestions about his health. Sağlığı konusunda verilen tavsiyeleri keşke dinleseydim diyen birini bulacağız. Is sad about not saving money in the past. Geçmişte keşke para biriktirseydim diyen birini bulacağız. Ve babasının tavsiyelerini dinlemediğine pişman birini bulacağız ki onu bulduk. Bu yüzden David'i buraya yazdık. Şimdi Emily ne demiş? I wish I had saved money when I could. Keşke yapabiliyorken para biriktirmiş olsaydım. I wish. Keşke yapmış olsaydım kalıbıdır. Kısaca I wish'ten sonra had fiilin üçüncü hali. Bu arada bunu da hatırlatayım. Now I'm finding it tough financially. Şimdi finansal olarak çok zorlanıyorum diyor. If only I had saved more back then, eğer daha fazla biriktirmiş olsaydım, bir kenara koymuş olsaydım, I wouldn't be struggling so much today. Bugün bu kadar mücadele ediyor olmazdım. Evet, para konusunda bakın burada da money'den bahsettiği için Emily'yi de buraya yazdık. Michael'a bakalım. I didn't listen to my teacher. Doktorumu dinlemedim diyor. Doktor konusu health'la bağlantılı. Bu yüzden Michael'ı buraya yazdık. Ama okuyalım. Bana daha fazla egzersiz yap, daha iyi beslen demişti. Şimdi sağlık sorunlarıyla karşı karşıyayım diyor. Gerçekten pişmanım diyor. Regret, pişman olmak dinlemediğim için. Sophie diyor ki, if only I had worked harder at university, üniversitede daha fazla çalışmış olsaydım belki kariyerimde şimdi daha iyi bir şeyler yapabilirdim. Geçmişe baktığımda I wish daha fazla çaba sarf etmiş olsaydım keşke diyor. Evet, meslek education burada education olduğu için Sophie de burada. Ve Tom'a bakalım en son. I really regret. Tom neden pişman? Not spending more time with grandparents. Onlar hayattayken keşke büyük anne ve büyük babamla daha fazla vakit geçirmiş olsaydım diyor. Bundan pişmanım. Now they are gone. Şimdi vefat etmişler ve onları ne kadar özlediğimi fark ediyorum diyor. Anılar falan filan.
Evet, bu şekilde buna çok benzer bir metinle aynı tip sorularda yine MEB'in sitesinde mevcut arkadaşlar. MEB sorularına benzer gelirse böyle gelecek. Yine iki tane metin var. Metin okuma, soru cevaplama. Diyalog okuma, soru cevaplama. Bunlar banko gelecek size. Who liked to study a lot and wanted to get high grades and a good job? Evet, kim daha fazla çalışmak istedi, yüksek notlar alıp iyi bir iş sahibi olmak istedi? John. John parçasına bir bakalım. John used to be very dedicated student. Bu arada used to kalıbı da yine gramer kalıbı olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Bunun için de sağ üst köşeye size bir video bırakıyorum. Ayrıca 11. sınıfın tek tek konu anlatımı videoları mevcut. 5, 6 ve 7. ünitenin konu anlatımı derslerini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Onların linkini de bırakırım. Used to eskiden yaptığımız, şimdi yapmadığımız şeyleri anlatmak için kullanılıyor. He thought that doing well in school and finding a good job was the most important thing. Evet, I used to be. Ben böyleydim diyor eskiden. Keşke demiyor. Bakın, I wish yok burada. Ben böyle bir öğrenciydim diyor. Yani acayip çalışkandım. Evet. Because of this, bu bir sebepten dolayı zamanının çoğunu ders çalışarak geçirdim diyor. Çok da arkadaşım olmadı. Üniversiteyi bitirdikten sonraki birincilikle, excellent grades'le bitirmiş. Anladım ki diyor, bir sürü arkadaşım yok ve eğlenceyi kaçırmışım. Evet, burada who, John. Who kim demek? What ne demek? How nasıl demek? Soru kelimelerini artık bildiğinizi düşünüyorum. What did John realize after finishing university? Üniversiteyi bitirdikten sonra neyin farkına vardı? Bakın burada. He understood. Understood anladı. He realized farkına vardı. İkisi de aynı kapıya çıkan kelime grupları. He didn't have many friends. Onu da buradan aldım. Did James follow his dreams? Hayallerini peşinde koştu mu James? James'i bilmiyoruz. Hemen bir bakalım. Michael used to be a very strict parent. Böyle sert, dediğim dedik bir ebeveynmiş Michael. He didn't want his son, oğlu James'in seyahat etmesini, yeni yerler görmesini hiç istememiş. Even though buna rağmen James really wanted. Buna rağmen James çok istemiş dünyayı keşfetmek. Ama babası demiş ki no, hayır yapamaz. James wished, I wish gibi bakın. Bu da he wish. Ne istemiş? Özgürlük istemiş. Hayallerinin peşinden koşabilmek ve seyahat edebilmek için. Peki bunu yapabilmiş mi? Yapamamış. Çünkü strict bir parent var burada. No, he didn't. Because his father didn't want him to travel. To go away. Bunu da diyebilirsiniz. How did Michael's strictness affect James? Michael'ın sertliği James'i nasıl etkiledi? He couldn't follow his dreams. Bakın, keşke yapabilseydim diyor, yapamadı. Evet, yine burada bir metin görüyoruz. Yine metinden soru cevaplama. Burada sadece iki soru var, daha fazla soru da gelebilir. Bir olay verilmiş burada. Bir bisiklet kazası, şehir merkezinde bir bisiklet kazası. Geçen Monday, pazartesi günü. Burada bakalım. Was the cyclist taken to hospital because he was unconscious? Unconscious bilincini kaybetmek demek. Hafızasını kaybettiği için mi hastaneye götürüyorlar? Hayır, kaza yaptığı için götürüyorlar. Hafızası yerinde olsaydı yine gidecekti yani. Bu yüzden no he wasn't. How could the cyclist escape serious injury? Nasıl kurtuldu bu korkunç kazadan? Parçayı okuduğumuzda bunu anlıyoruz. The helmet probably prevented more serious diyor bakın. Kask takmış olması because he was wearing a helmet'ı buradan getiriyor. Yine bakın, police mentioned that the cyclist was wearing a helmet which got badly damaged. Burada da yine bu bilgiyi görüyoruz. Bu şekilde bir olaydan, geçmiş zamanda bir olaydan sorular size sorulabilir. Evet, burada bir şikayet yazmamız gerekiyor. Ne şikayet edeceğiz? Geçen hafta bir tablet satın aldınız siz. Fakat receipt, fatura. Faturasını almayı unuttunuz.
When you try to turn on the tablet at home, evde açtığınızda tableti, you realized, fark ettiniz ki çalışmıyor. Mağazaya geri gittiniz ve probleminizi açıkladınız. Ama dediler ki, fişsiz olmaz, fiş yok. Ve siz de müşteri hizmetlerine şikayet mektubu yazmaya karar verdiniz. Bu şikayet mektubunun içinde bir kere Dear Sir or Madam diye başlayacaksınız. Giriş bu şekilde. Neden yazdığınızı açıklayacaksınız. Şikayetinizin sebeplerini detaylı bir şekilde şikayetinize yazacaksınız. Bitiş cümlesi yours faithfully ile bitireceksiniz ve ne istediğinizi de belirteceksiniz. Böyle bir şey yazmaya hazırlıklı olun. Milli Eğitim'in sitesindeki sorularda yine bir bilgisayar satın aldığınız ve faturasını unuttuğunuz üzerine bir soru mevcut. Ben sizler için burada bir şeyler yazdım. Biraz uzun. Siz bu kadar uzun yazmak zorunda değilsiniz. Ama bir şikayet mektubu yazmaya hazırlıklı olmalısınız. Buradan bakarak not alabilirsiniz, kendiniz yazabilirsiniz veya bilgisayardan destek alarak yazdırdığınız metin olursa mutlaka kendiniz anlayın, okuyun, kelime kelime kontrol edin. Evet, bir broşür gelecek. Tatil broşürü. Tatil broşüründen soru cevaplama. Burada soru köklerini bilirseniz kolaylıkla yapacağınız basit bir soru bu. How long ne kadar sürüyor? Tur ne kadar sürüyor? Bakalım saat 10 ile 4 arasında saydığımızda 6 saat. It, turun yerine it dedik. It takes 6 hours. Kalıp bu. Şuraya kaç saatse onu yazıyorsunuz. Is the tour free? Free ücretsiz demek. Tur ücretsiz mi? Hayır, gördüğümüz gibi 15 dolar. Per person, kişi başı. No, it isn't. Peki değilse fiyatı ne kadar diyor? Fiyatını da burada veriyoruz. It is $15 per person. What can people do to get more information? Daha fazla bilgi almak için insanlar ne yapmalı? Bakın, bu numarayı arayın daha fazla bilgi için diyor. They can call the phone number. Burada bir phone number verilmiş. On the brochure. Bu kadar. Bu çok kolay bir soru şekli. Bunu soru köklerini bilerek kolayca halledebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi senaryo 1 bitti. Fakat senaryo 2'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir sorusu var. Bunu özellikle aldım. Çünkü dediğim gibi Ayviş'li soru kesin gelecek arkadaşlar. O yüzden Ayviş videosunu izleyin ve Ayviş'in nasıl cümle kurulduğunu mutlaka bilin. Şimdi en sevdiğiniz favori radyo programını dinliyorsunuz. Bunu hayal edin. She asks her listeners. Burada Amy var. Amy diyor ki dinleyicilerine, Amy'yi dinliyorsunuz. Size bazı sorular soruyor. Zamanda geri gidin ve bunlara bu konularla ilgili yorumlar yazın diyor. Yani keşke diyebileceğiniz cümleler kuruyorsunuz. Health, sağlık. Sağlıkla ilgili bir keşkeli cümle. Mesela ben dedim ki I wish I had done sports more. Keşke daha fazla spor yapmış olsaydım. I wish I had eaten more fruits and vegetables. Keşke daha fazla sebze meyve yemiş olsaydım. I wish I hadn't eaten junk food. Keşke junk food yememiş olsaydım. Mesela bu şekilde bir konu başlığına wish'li cümle yazdıracaktır bence öğretmeniniz. Bakın ben olsam kesin sorardım böyle bir soru. Tatille ilgili ne diyebilirsiniz? I wish I had traveled all around the world mesela. Keşke dünyayı böyle etrafında gezmiş olsaydım, her yere gidebilmiş olsaydım. İşle alakalı I wish I had made a career in computer science mesela. Bilgisayar biliminde bilgisayarla alakalı bir kariyer yapmış olsaydım keşke. Aileyle alakalı I wish I had visited my grandparents more. Büyük anne ve büyük babamı keşke daha fazla ziyaret etmiş olsaydım. Eğitim, I wish I had studied maths more. Mesela matematikle sıkıntımız var, keşke daha çok matematik çalışmış olsaydım. I wish I had learned two foreign languages. Keşke iki tane yabancı dil öğrenmiş olsaydım gibi. Veya I wish I had done all my homeworks. Keşke bütün ödevlerimi yapmış olsaydım. Pişmanlıklarımızı belirtiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Ayviş'li cümle kurma kesin gelir ve bu yüzden de Ayviş'li cümleleri mutlaka çalışın.
bahsettiğim videoyu da tekrar izleyin. Speaking ile alakalı olarak kitabınızın içindeki speaking yazan başlıklardaki kısımları mutlaka hazırlıklı olun. Karşılıklı sohbet edeceğiniz, soru-cevap olabilecek tarzında konuyla, ünitelerle alakalı sorular gelecektir. Burada tek tek size vermedim. Listening ile alakalı da yine ünitelerinizle alakalı bir dinleme metni, boşluk doldurma, soru cevaplama, eksik kelimeyi yazma gibi bir listening sınavınız gelecektir diye düşünüyorum. Genel anlamda listeninginizi geliştirmek için de bu siteleri boş zamanlarınızda veya ne zaman isterseniz ziyaret edin. Çünkü burada dinleme etkinlik çalışmaları var. Hayatınız boyunca İngilizce ve diğer dillerde dinleme sizin için önemli olacak. Bu yüzden bu çalışmayı da mutlaka yapın diyorum. Evet, tabii ki videoyu beğenmeyi de unutmuyoruz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım bu ders sizler için faydalı olmuştur. Bu videonun altına istediğiniz zaman videoyu izledikten sonra veya sınavdan sonra yorum ve görüşlerinizi, notlarınızı bekliyorum. Umarım hepiniz yüksek notlar alırsınız, başarıyla sınavlarınızı geçersiniz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. See you later. Bye.